Adalet ve Kalkınma Partisi Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyoruz. Üsküdar. Saygıdeğer Genel Başkan Vekilim, çok değerli Kaymakamım, kıymetli Belediye Başkanım, çok değerli başkanlarımız, kıymetli misafirler, değerli Üsküdarlılar, teşkilatımızın emektar, refakar, cefakar mensupları, ben de sizleri en kalbi duygularla, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Yerel yönetimler şölenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle yerel yönetimler şölenimize teşrifleriyle bizleri onurlandıran Sayın Genel Başkan Vekilimiz Sayın Binali Yıldırım'a şükranlarımı arz ediyorum. Bu güzel tabloyu, bu güzel fotoğrafı ortaya koyan siz kıymetli misafirlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. 14 Ağustos 2001 tarihine gitmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok kıymetli bir cümlesi vardı. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız, liderimiz şu cümleleri ifade etmişti o gün. Artık bugünden sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demişti. Ve bugün geldiğimiz bu 20 yıllık süre zarfında hamdolsun ülkemizde, Türkiye'mizde gerçekten o günden sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığına hep beraber şahitlik ediyoruz. Rabbim Sayın Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. Başımızdan eksik etmesin. Bu duayı her daim tekrarlıyoruz. Üsküdar'ımızda da ayrı bir sevinci, ayrı bir bahtiyarlığı hep beraber yaşıyoruz. Hamdolsun 18 yıldır Üsküdar'ımızı layık olduğu şekilde eserlerle, hizmetlerle, AK Parti hizmetleriyle her tarafıyla donatıyoruz. Bu vesileyle benzersiz hizmetleri, benzersiz eserleri, benzersiz projeleri hizmete alan, Üsküdarlıların hizmetine sunan, bugüne kadar görev yapmış tüm belediye başkanlarımıza ayrıca şükranlarımı arz ediyorum. Evet, son 18 yıldır gerçekten Üsküdar'ımızda AK Parti hizmetleri bir destan yazıyor. Bugün baktığımızda son dönemlerde de şahitlik ettiğimiz Hilmi Türkmen Başkanımızın önderliğinde belediyemiz nev mekanları, 24 saat hizmet veren kütüphaneleri, millet bahçeleri, engelsiz yaşam merkezleri, sayamayacağımız nice parkları, bahçeleri, spor salonları, spor merkezleriyle Üsküdarlılara benzersiz bir hizmet yaşatıyor. Biz bu vesileyle tekraren Hilmi Başkanımızla ve belediyemizle gurur duyduğumuzu tekrar ifade etmek istiyoruz. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın ilçesinde onunla beraber yol yürümekten dolayı her daim gurur duyuyoruz ve diyoruz ki her zaman Üsküdar Sayın Cumhurbaşkanımızdan gerçek manada yük alan bir teşkilat olmaya devam edecek ve Allah'ın izniyle de her seçimde olduğu gibi bu kritik 2023 seçiminde de en kuvvetli gücü, en kuvvetli desteği Üsküdar olarak vereceğiz. Buna söz veriyoruz. Teşkilatımız burada. Teşkilatımıza da kuvvetli bir alkış rica ediyorum. Hepsinin, her birinin büyük emekleri var. Gece gündüz demeden Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında ondan gerçek manada yük alan bir teşkilat olarak 2023 hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sevgi, saygı ve muhabbetlerimi arz ediyorum.
sizlere tüm arkadaşlarım adına, tüm teşkilatımız adına, tüm Üsküdar'lı hemşehrilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Başbakanım. Değerli dostlarım, bugün 31 Mart 2022, yerel yönetimler seçiminin 3. yılı, 8. yılı ve 18. yılını konuşmak üzere buradayız. Bunların hepsi sizlerin eseridir. Sevgili Üsküdar'lı hemşehrilerimizin duası ve destekleriyle yapılan işler ve eserlerdir. İşte Üsküdar, şehitleri bağrında barındıran, şehitler tepesini boş bırakmayan ilçenin adı da Üsküdar'dır. Köprü alçak tutulduğunda alçaklara geçitler demiş, göğsünü süper demiş ve şehit olmuş, bayrağı yere düşürmemiştir Üsküdar'dı. Üsküdar'ın böylesine siyasi tarihimizde çok önemli yeri vardır.